Lay lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay lay lay. Geldi gidiyoruz karma karışık yollarda, hüzünden mutluluktan dem alama. Yapmışız gene yıkmışız hep en sonunda. Maziye sırtımızı yaslaya yaslaya. Tutunmuşuz geçmişin kanatlarına. Aslında hepimiz bir gün geçmişiz. Lay lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara lay lara lay lara lay 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 lara. Başkanım gerçekten harika oynuyorsunuz. Ya bilen de bilmeyen de oynuyor lan yavrum. O çaldığın taşlar olmasaydı bitemez. Ne çalmasın? Ne çalmasın? Rica ederim. Selamünaleyküm beyler. Aleykümselam abi. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım abi, oturuyoruz. Abi ne olsun abi? Ahmet. Baba. Baba vallahi görmedim. Ben tam gidiyorum ben şimdi. Tamam tamam, gel otur bakayım şöyle. Gel oğlum gel. Ahmet. Buyur baba. Şimdi bak oğlum. Evi tutacaksan tut, evleneceksen evlen. Çok uzadı bu iş artık ha. Doğru söylüyorsun baba. Ama biliyorsun bazı eksikler var. Yahu eve kangal kangal çocuk alacağına git o eksiklerini tamamla ya. Bak dünürler boşanma noktasına gelmişler. Bana bak, bir yuva kurulurken başka yuvayı dağıtmayalım ona göre. Nasıl yani baba, ben anlamadım. Oğlum gelip bize yerleşirseniz olacağı bu. Annem öyle istiyor baba. Annem gelin bize yerleşin diyor biliyorsun. Yahu sen annene bakma ya. Bizim annenle en güzel geçirdiğimiz zamanlar baş başa geçirdiğimiz zamanlardır. Yani karı koca baş başa kalmazsa sıkıntı olur oğlum. Ev üstüne ev kurulmaz. Ha mecbur kalırsan tabii kalkıp geleceksin eve. Orası senin de evin. Bizim evimiz senin evin. Ama karınla baş başa kalman lazım. Sen git evini tut. Sıcak mutlu yuvanda karınla baş başa otur evladım. Doğru söylüyorsun baba. Yani ben de başından beri öyle diyordum ama işte annem. Tamam tamam sen merak etme. Anneni ben ikna ederim. Hadi. Sağ ol baba. Hadi asmalık beyler. Görüşürüz Fehmi abi. Görüşürüz Fehmi baba. Ahmet abi, doğum günü kutluyor musun? Yok doğum günü muam günü ne kutlayacağım ya? Yok öyle bir şey ya. Ne yok abi? Gülden dedi ya. Mumu da üfleyecek misin? Tamam oğlum ne gülüyorsun? Gülmeyin. Ahmet abi ne hediye istersin? Sana şu küçük arabalardan alalım mı? Oynarsın. Sinan, çekin, sana buradan bir uçarım, küçük arabalara dönersin. Tamam abi ya. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ahmet abi, doğum gününü kutluyormuşsun. Ya yok be kardeşim böyle bir şey ya. Yani bence çok güzel bu yaşta doğum gününü kutlaman. Çocukluğuna dönmen. Hani ben takdir ettim açıkçası. Danyal,
Yaz gülüm. Yazıyorum efendim. Ahmet'in doğum gününde balonlar benden. Uçan balon olsun efendim. Çok komik. Çok komiksin hepiniz de. Birbirinizden komiksiniz. Bir çay içirmediniz ha. Bir çay. Paşa çayı istedi abi. Çok komik. Çok güldüm. Çok. Kız Yıldız. Tam fincanları yıkarken hani damat adayı inşallah çabucanak çıksın diye yıkıyorum fincanı da. Aklıma geldi şu doğum günü meselesine de bir bak bakayım. Bakayım. Neler olup bitiyormuş. Hay şimdi. Benim oğlumun doğum günü kutlanacaksa onu ben kutlarım. Değil mi çocuğum? Ona ne oluyor? Evet. Bakıyorum şimdi. Peki abla, üç vakte kadar ben sizin hane içinde kavga görüyorum. Yok. Kavga mavga yok. Olur mu öyle şey? Bunu ben doğurdum, bunu kutlayacak biri varsa o da benim. Değil mi yani? Rukiye abla. Hah, Ahmetciğim. Canım, hoş geldin bir tane. Ahmetciğim bak şimdi bu doğum gününe diyorum ki ben böyle sana çok güzel kocaman bir pasta yapayım ondan sonra evde böyle hep beraber kutlayalım. Sakın kimseye söz verme, iyi mi çocuğum? Mum da mum üflesin, mum bulalım. Mum, çok güzel. Evet. Mum üfler. O da olur, hep böyle, hep birlikte kutlayalım, kimseye söz verme, iyi mi anneciğim? O da şey, hemen şey. Söyleyelim de hayır, buna göre şey yapsın. Anne, sen yine bana birini mi buldun? Evet. Anne diyorum. Ben bulmadım. Allah Allah. Kim buldu? Yıldız söyledi, fal da çıktı. Evet, inanmıyorsan gel göstereyim. Üç vakte kadar kısmet var. Anne ben sana kaç kere söyledim ya? Ben kimseyle görüşmüyorum. Kimseyle buluşmuyorum, sözlenmiyorum ve evlenmiyorum. Bu kadar yani. Tamam mı? SSK'sı varmışım. İnat, inat. Bunun inatı nereden geliyor? İnat. İşte bunlar üç vakte kadar. Başkanım o ne? Tüf 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 tüf. Gel aa, şöyle gel. Ana! Ne oldu? Ana! Sami çocuklar tüf tüf attı. Ta şuradan şuradan doğru attılar. Bu yere geldi bunu? Ta o taraftan doğru attı. Böyle kaçtılar. Bu da be. Ha. Kaçmışlar valla. Kimse yok burada. Bu çocuklar işte oyun oynuyorlar kendi aralarında. Ne var senin arkanda? Arkamda manav var. Ne? Yok yok başka bir şey daha var. Koskoca anap var arkamda benim. Ne o ne var ne bir var şey orada? Bir şey değil Sami bir şey yok. Bir şey, bir şey yok. Ben seni var ya şimdi. Bir şey yok bir şey yok. Sani al. Gel. Gör bak. Özel kalemi müdürlüğü yaptığın adamı gör. Bu mu belediye başkanı olacak ha Tanya? Şey başkanım, Sayın Başbakanımız Turgut Özal bizzat kendisini belediye başkanı adayı yaptı. Sayın Başbakanımız Turgut Özal'ın da geleceği meçhul. Bu memleketi ancak ve ancak asker yönetir. Siyaset yakında yine karışacaktır. %100 eminim. Ve bir ihtilal daha olacak. O zaman beni çok arayacaksın Danyal. Oh. Şey başkanım bir duyum mu aldınız? Darbe mi olacak? Ya bakayım buraya. Onunla oyun olmaz başkanım. Bu siyasilerle nereye kadar ha? Nereye kadar? Senin bu manav var ya manav. O aynı Demirel gibi neydi o? Zincir bozana. Evet, zincir bozana gittiği zaman sen ne yapacaksın Danyal? Ha, sen ne yapacaksın? Şey efendim ben beni çok arayacaksın. Bak Mustafa Allah bunu şakası olmaz yeter bak. Kaç tane? Başkanım, tamam başkanım yeter terleyeceksiniz üşüteceksiniz lütfen. Ya bir şey olmaz Danyal biraz hayattan tat almayı öğren ya. Bak havaya dur. Oh. Acıdı mı lan ya? Ay nerede kaldı bu çocuklar Fehmi'ciğim? Hiç beklemeyelim ya.
Bakkalı işletiyorlarmış. Aa. Aa. Merak etme, iki gün sürer. Buraya yazıyor. Efendim, sen de hiç güvenmiyorsun çocuklarına. Tuz. Nazlı, konuş şu arkadaşınla. Doğum günü mü, ne yapıyormuş falan. Ben istemiyorum, söyle vazgeçsin. Aa, niye ben konuşuyorum abicim ya? Benim arkadaşımsa senin de nişanlın, sen konuş. Ne doğum günüsü ya? Abime doğum günü partisi yapıyoruz. Aa. Hı-hı. Eşek kadar adamın doğum günü mü olur ya, iyice çıkarmayın. Aa. Ayrıca olsa bile yani. Burada annesi dururken o da ne oldu hiç anlamıyorum. Ah butikalli ya. Yüzüme bile bakmadı benim ya. Yüzüme bakmadı ya. Geldi buraya, tamam mı? İçeri girdi. Böyle baktı bana. Kafayı çevirdi. Don lastiğini aldı, gitti. Dedim ki parayı istemiyorum dedim ben. İstemiyorum ya. Bakkal benim bakkalım. İstemiyorum ya bakkal. Parayı verdi tezgahın üzerine. Koydu ve genzi. Çıktı gitti. Ha. Ha. Şahin, şimdi seninle Erdoğan'ın yüzünü görüyorsun. Yüzünü görüyorsun. Ama ben Dile'yi göremiyorum. Annesi balkona bile çıkarmıyor. Eve kapattı, püf ediyor beni. Püf oluyorum yani. Anlayabiliyor muyum? He? Ne? Ah, Alessia ya. Alessia yüzünden hep bunlar oluyor. Hep Alessia yüzünden abi. Bana her şey değil ama. Alessia nicht sprechen Sie. Alessia nicht yani. Gelmek zorunda mı ya buraya? Gitsin başka yere. Sultanahmet'i niye o yani gezdi? Gitsin o başkası yere ya. Başkası gitsin ya Sultanahmet'i. Ben niye seni gezdireceğim oradan oraya? Aradan oraya. Yeter ya. Bırakmışsın. Doğruyorsun. Doğru diyorsun. Çok haklısın. Doğru diyorsun ama... Şahin... Kıskanmak güzeldir lan. Ha? Kıskanmak güzeldir. En azından seni kıskanıyorum ya oğlum. Yok ya. Yiyeyim. Oh. Kıskanıyor değil mi? Kıskanıyor ya. O zaman beni seviyordur ha. Tabii seviyor tabii yani. Seviyorum beni. Elvan! Elvan! Bana her şey değil. Elvan hep değil. Bana her şey değil. Elvan değil, Elvan. Ben seni çok seviyorum. Bak elimde senin için o kadar güzel şeyler var ki bak. Hayda Atilla mayda. Bu da değil, bu da değil. Yani 82'ye geldim hala çıkmıyor ya. 83'ü den abi. Sırayla deniyorum zaten. Sadi, bugün ben var ya 100 kiloyu tek kolla kaldırırım. Kaldıramazsın abicim be. Mahmutbaş'taki hamallar kaldıramıyor. Sen nasıl kaldıracaksın? Kaldırırım dedim ben sana. Kaldıramazsın abicim hiç. Kaldıramazsın. Kaldırırım. Kaldıramazsın ya, Allah Allah. Ulan ben de babacılar gibi iddiacısını görmedim ha. Bunun ak tadı, onu öbürü kara diyor. Alper, Nevzat. Yılbaşında ne yapıyorsunuz oğlum? Kahvede tombala var ha, uyandırayım. Çinkoyu ne veriyorsun abi, ona göre geliriz. Ne bileyim oğlum şimdiden. Allah Allah. Para toplansın, ona göre karar vereceğiz. Şimdi Mesut abi, ben siyasetin göbeğinde biri olarak yani kumarda yakalanmak istemem artık. Bunun havalara bak ya, gören de meclise girdi sanır. Bana Mustafa'nın peşinde dolaşıyorsun ya. Yakında o da olacak kardeşim. Hem ben ayrıca geleceğin başkanına tecrübelerimi aktarıyorum. Tecrübelerini? Evet. Tabii, fırıldak olmanın 5 temel esası nedir? Onları aktarıyorsun değil mi? Mesut abi. Şimdi bunlar iktidara gelemedi ya, bu hırsından ikiye bölündü. Baksana çatlıyor. Aynen John Maynen. Ne alakası var kardeşim? Biz bugün olmasa bir gün illaki iktidara gelip halkla hesap soracağız. Sen fırıldak olmaya nasıl hesap vereceksin ha? Onun hesabını kime neyin hesabını soracaksın sen? Ya bırak. Konuşuyorsun burada. Kime neyin hesabını soracaksın? Ben konuşuyorsun kardeşim. Fırıldak değil misin sen? Oğlum sen kime fırıldak diyorsun? Sana diyorum. Beyler, ne yapıyorsunuz ya? Otur oğlum. Allah, Alper, otur lan. Otur kardeşim, otur. Sakin ol, sakin ol. Aa, bir şey yok ya. Allah Allah. Sakin konuşun abi.
Ergun Pilak. Selam sabah yok mu be oğlum? İyi akşamlar. Hadi bakalım sıcak sıcak yağ gibi kayısı. Evet. Ela, vallahi tebrik ediyorum Niyazi. Başardın gene. Nisan abi. Borç listesinde liste ucu olmayı başardın. Helal. Vallahi şaka demediğini bilsem kalbim kırılacak Sam abi. Değil mi uzaktan? Bilmiyorum. Allah'ın izniyle kooperatif yükseliyor be Sam abi. Temelini bile kazmışlar. Yemin ediyorum, bak ekmek kuracaksın. İlk senin hesabını kapatacağım. Ekmek kuracaksın, bak ilk senin hesabını kapatacağım. Tamam, tamam. Evlat, sana hala gördüm ben. Kazılıp kazılıp tekrar doldurulduğu için. Görüşün ama. En sonunda kazanan ben olacağım. İlk sen göreceksin. En yakınımsın ya. Kazanan ben olacağım. Ay canım, ay canım. Çok teşekkür ederim. Küçük bir dilim alayım. Afiyet olsun enişte. Heh, sağ ol Şahin. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir şeyler duydum da doğru mu? Kanal satın almışsın. Heh. Evet Şahin, evet. Kardeşim, bıktım artık başka kanalların esiri olmaktan ya. Nedir bu? Kendi kanalımı kendim kuruyorum kardeşim. İçeriğine de kendim karar vereceğim. Ne bu? Haber maber olmayacak. Ne olacak biliyor musun? Sadece eğlence olacak. Enişte, peki nereden buldun bu kadar parayı sen? Aman be Şahin, 75 doları. Neye harcamıyoruz be koçum? Neye harcamıyoruz be koçum? Vay vay vay, 75 milyon dolar. Of. Şahin, insanlar artık bıktı kardeşim. İnsanlar artık bıktı kardeşim. Bu nedir ya? Ekranda sürekli bir salya sümük, salya sümük. İnsanlar sabahtan akşama kadar ağlıyorlar ya. Kardeşim. Artık buna biri dur demeli, dur demeli. Yani ya silahlı ya da konaklı dizlerle dolmuş ekranlar ya. Olur mu kardeşim? Bu nedir ya? Bu nasıl bir seviyedir ya? Artık buna bir dur demeli. Biri dur demeli. Niyazi Urgan dur diyecek kardeşim buna. Allah Allah, karmaşık kurmuşuk ilişkiler. Bu nedir ya? Olmaz kardeşim, olmaz. Dur bakalım. Ahlak geldi. Eğlence geldi. Ahlak geldi. Ama enişte 75 milyon da... Sade, yarın burada herkesin gözünün önünde deneyeceğiz. Tamam mı kardeşim? Tamam, hadi abicim. Yarın 100 küreyi kaldıran kazanır. Tamam mı? Tamam kardeşim. Anlaştık. Anlaştık, eyvallah. Tamam. Hayırdır? Sıkıntılı gördüm seni. Dükkanı mı özlüyorsun yoksa? Özlüyorum babasın. Oğlum. Gel o zaman içeride otur ya. İçeride özle. Sıcak sıcak. Bak böyle soğukta oturuyorsun. Hasta olacaksın ya. Eyvallah. Sen gir içeri. Ben iyiyim burada. İyiyim hadi. Yollayayım bir tane açar. Eyvallah. Sağ olasın. Alıştım sana bir tane. Öyle bir yanıyor ki yüreğim. Şu koskoca mahalleyi bile ısıtırım tek başıma. Bir nefes gibi muhtacım. Sevilmeye, sevmeye. Her sabah uyandığımda seni bulurdum yanımda. Yokluğum bir zehir gibi dolaşıyor kanımda. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara bağrımda kanıyor. Sen yoksun kollarım boşluğu sarıyor. Alıştım bir tanem
alıştım sana. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara bağrımda kanıyor. Sen yoksun kollarım boşluğu sarıyor. Alıştım bir tanem, alıştım sana. Alışmak sevmekten daha zor geliyor. Alışmak bir yara bağrımda kanıyor. Sen yoksun kollarım boşluğu sarıyor. Alıştım bir tanem, alıştım sana. Alıştım bir tanem, alıştım sana. Elvan! Herkes uyansın, herkes. Elvan'ı seviyorum ben, çok seviyorum ya. Bak burama. Al bakayım şunu, bir al be. Bak, bak şimdi iyi dinle. Dilek! Dilek! Abi seviyor çocuk, seviyor, seviyor. Dilek! Dilek! Elvan! Elvan bak ben seni seviyorum, burada seni seviyorum. Dilek, Dilek Sami abi geldi. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada gülüm? Sen... Durma! Konuşmuyorum da. Bir bağırıyor bakalım sen. Bir bağırıyor bakalım sen. Sen git evine. Sen evine git. Ondan sonra o güzel maviş gözlü kızın gelsin buraya. Ya biz onu seviyorum ya. Kızlar çık çık ha. İyi bağırıyorsun gece gece. Be, sen İyi bağırıyorsun. Taş kalpli bir adamsın. Taş kalpli. Ne atacaksın bana? Ne atacaksın sen bana? Gençler. Gel. Ne var ya? Oo. Gürültü yapmayın ya. Ne gürültüsü ya? Ben Elvan'ımı istiyorum. Sen niye geldin? Hah. Niye vur be? Niye ben zamanla geldin? Bir şikayetçiyim bundan. Bir de şikayetçiyim bundan. Kimden şikayetçisin? Bağırıp bağırıp duruyor böyle gece gece. Hadi bakalım sen bunu al. İçeri şey yap. Ben de şikayetçiyim ama. Apsak. Ben de şikayetçiyim sen. Ne diyorsun? Allah Allah. Ne yapacaksın ya? Götür sen bunu. Sen susmayacaksın galiba. Ben susmayacağım tabii ya. Gel bak. Hadi hadi hadi. Ama bu da gelecek. Ben yürü. De şikayetçiyim ama ya Mehmet Bey. Ben de şikayetçiyim ama. Ben de şikayetçiyim. Tüfek de vururum seni ya. Ne diyorum ben? Ya bağır mı ki? Tüfek de vururum seni ya. Vallahi. Rezil olduk senin yüzünden var ya. Başkomiserim gürültü yapıyordu, hakkında şikayet var. Oo, iyi akşamlar Memur Bey. Ya şu aşağı. Her ne yapmışsa yapmış. Atın içeri. Atın, atın. Nezarete atın bunu. Sabah bakarız artık. Hanım bekliyor ya, hanım bekliyor. Hadi at, 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 at. İçeri at. At içeri at. At. Bu karakolun işleri de bitmez ya. Sen ne var mı ki gece gece bana mahallenin ortasında kapsız adam, kapsız adam diye. Yine. Ne kapsız mıyım ki? Kapsız mıyım ben? Valla yapıştıracağım şimdi bir tane ha. Ben buna şeyim, şikayetçiyim komiser. Atın bunu içeri. Yusuf, Sami Usta'ydı, at içeri. At, 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 ben de şikayetçiyim ya. Bana darp etti ya. Enseme vurdu. Nerede vurdu ben sana? Nerede vurdu? 30 yıl istiyorum ben. 30 yıl. 30 yıl istiyorum. Ay! 30 yıl ya. Ya beni ne yapıyorsun şimdi komiser? Ya hanım bekliyor, anam bekliyor. Hemen geleceğim dedim. Beni de bekliyor işte. Hanım beni de bekliyor Sami abi. Sen merak etme. Ben şimdi yorumun üzerinde senin hanıma da, annene de söylerim. Derim orada bir sıkıntı yok. Sen nezarette rahat rahat uyu bir Sami abi. Haydi, haydi. 30 yıl. 30 yıl istiyorum ben. Gitmeyeceğim burada duracağım. Dün dün sen ben sen nereye gidiyorsun? Dün dün var ne? Allah Allah. Dün var. Evet ya bir şey söyleyeceğim bir şey. At yüzü at. Yürü çık 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 çık. Dün dünmiş. Terbiyesiz herif. Bu niye maskaralı duruyor ya? Arkadaş ya böyle bir görev mi oldu ya? Vallahi bir şey söyleyeceğim size. Yemin ediyorum ya. Bak bir şey söyleyeceğim ya. Allah aşkına. Dar var diyorum sana ben ya. Dar var diyorum ya. Bir şey söyleyeceğim. İnsan doğru düzgün
Bir şey söyleyeceğim ya, Allah aşkına sen de memursun. Böyle bir drone giyilir mi ya? Kaç yaşına gelmiş? Dikkat et, zuni zuni zuni. Başkomiserim, don giydireyim mi ben buna? Sen ona bir don giydir içeride mezarlık. Bir don giydir onu Yusuf. Donumuza da laf etti ya. Hanım ne işler açtım? Boşuna. Alışırdınız komiserim ayakkabı. Ver onu bana. Şahin ver onu bana. Ayakkabıyı bana ver. Zuni. Zuni. Zuni ne diyor ya? Don Zuni. Arkadaş. Ne böyle? Daha ömrüm kimse gelmedi. Niye bekleyin ben de? Al aynınızı. Niye şey gece rev rev rev? Bu ben değil. Ergun o gitti ya. Çık dışarı Sami abi. Çık. Lanet gelsin ya! Yok ben anlamadım. Gelecek seviyorum ama kimi? En tatlı birini. Nasıl anlatsam sana? Dur! Anlatma bana. İlk harflere baksana bir ya. Ne? Ya, sen ne acayip adamsın? Neden siz adamsın? Ne var ya kim sen orada? Acayip acayip. Öpeceğim. Kime? Öpeceğim ya, sen çok tatlı adamsın. Gel öpeyim. Gidiyor mu ya? Öpeyim Erol Taş babası abi. Bir şey söyleyeceğim ya, bir dakika. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz biz. Gidiyor mu ya? İşte gençler arasında anlaşmışlar, böyle konuşmuşlar. Ondan sonra görüşüyorlar böyle uzaktan. Bakışmalar falan. Sen ne yapıyorsun ya? Çıkar adam. Çıkar adam sen ya. İstemiyorsun seni. Çıkar adam. Öpeceğim seni. Öpeceğim. Gel. İmdat! 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 Ne oluyor burada? He? Ha? Bak bak. Nikah tatlı çocuk ama değil mi? Nikah güzel bak. Nikah tatlı. İmdat! Dur bir dakika ya. Sev beni Erol Taş babası abi. Sev beni Allah aşkına. Beni sev ya. Benim sevgiye çok ihtiyacım var ya. Çünkü ben sevilmeyi hak eden... Ich weiß aber ich muss hier. Ich möchte erwarnt. Ach, blau, grün, siehe. Ich weiß. Kafan gözün ağrıyacak. Adam gibi yat. Bütün gece seninle burada mıydım ben? Ne var ya? Ne var ya kulağımın dibinde? Kızı ben sabah kadar burada seninle beraberdim. Ne var ya? Bir dakika ya. Ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Ulan buradan bir çıkalım. Bir dışarı çıkalım. Ben sana anlatacağım ne olacağını. O zaman anlayacaksın ne olduğunu. Anlamadım ben işte. Sami Usta, Pöftürüz Şahin. Evet. Bitti mi konuşmalarımız? Evet.
Şikayetçi misin sen bu köftörozla? Daha değil. Değil. İyi. Köftöroz! Sen? Yok değilim, ben de değilim ya. İyi o zaman, öpün bakayım birbirinizi, öpüşün. He? Öpüşme, öpüşün. Ha. Yanaklardan da... Ha. Aferin, barıştınız. İyi. Bir daha kavga ettiğinizi görmeyeyim. Tamam mı? Ya yakışıyormuşsun gibi insanlara ya, Sami Usta ya. Yakışıyor mu? Hadi çık sen. Sen çık sen. Çık! Çık. Çekil be. Yok. Al! Çık. Çok sağ olun. Hadi çık sen. Çık. İyi günler. Sami Usta. Ya. Ya Sami abi. Sen de ver şu kızı da kurtul ya. İnat etme daha fazla yani. Bak sevdalığın önüne geçemezsin. Dağ gibi dursan sevdalığın önüne geçemezsin. Ver şu bizi kurtul. Hem sen bu çocuğun inadından başa çıkamazsın. Ben sana söyleyeyim. Uyakta verme. Uyakta verme. Günaydın karıcığım. Günaydın Şahin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Oh, günaydın baba. Bora! Bora! Pardon abicim, pardon. Abi ne yapıyorsun, niye bağırıyorsun Bora. Ya? Gel, gel, gel. Çok heyecanlıyım, gel. Allah Allah, ne oldu? Boracığım, Niyazi abinin TV kanalı şu an itibariyle yayında. Şaka yapıyorsun. Oğlum televizyonu aç. Nereden ayarlayacağız abi? Hani kanal falan filan, frekans mrekans bir şey var mı? Ben hemen paylaşayım, arkadaşlara da haber vereyim. Şey, yok yok. Televizyonda değil. İnternette. www.niyazitv.com. İnternette. Ne? Senin TV kanalı dedin. TV uzantısı mıydı? Ya öyle, ne oluyor ya Bora? Bak ilk videomu yükledim bile ya. Bir tipoloji oluşturdum. Cumali isminde. Anadolu'dan gelmiş. Böyle hani insanların sevgisini isteyen, sahip çıkmalarını isteyen, kendini böyle göstermeye çalışan bir tip. Onunla ilgili çok güzel bir... Oh! Oh! Bora! 10 kere tıklanmış bile. Aa! 10 kere tıklanmış. Evet. 8'ini sen tıklamış olsan abi, dünden beri 2 tıklama. Vallahi sen paraya para demezsin abi. Bravo yani. Affedersin Bora. Bunlar çetin önden. Bize gelmez koçum. Hadi be, şunu beraber bir dinleyelim bak. Çok güzel. Bana hak vereceksin. İyi hadi aç da dinleyelim hadi. Şöhret kapıları. Açılır mısınız? Niyazi Urgan geliyor. Bak. Play. Hem Facebook'ta MySpace'de, Twitter'da ama sen de 24 saat internette. Tıkla bana, tıkla bana, tık tık tıkla bana, tık 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 tıkla bana, tık tık tıkla bana, tık 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 tıkla bana, tık tık tıkla bana, tıkla bana. Abi kusura bakma da bu tutmaz be. Olmaz yani. Tık tık tıkla bana, tık 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 tıkla bana. Tutmaz. Heh! Göreceksiniz. Öyle bir tutacak ki tüm Türkiye bu şarkıyı söyleyecek. Benim için de tüm şöhret kapıları açılacak. Tıkla bana. Cumali. Bu tip beni şöhrete kavuşturacak. Göreceksin Bora. Herkes görecek. Tutmazmış. Görürsünüz siz. Öyle bir tutacak ki. Oh! 11 olmuş. Bir daha dinleyeceğim.
Göreceksiniz. Bütün kanalların reytikleri yerlerde. Bir nefese ihtiyaçları var. Bir suni solunum lazım. Reytikler yerlerde. Niyaz Urgan, buna bir dur diyecek. Sesini açıyorum, kusura bakma. Facebook'ta, MySpace'de, Twitter'da ama sende. 24 saat internette, tıkla bana, tıkla bana, tık tık, tıkla bana, tık 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 tık, tıkla bana, tık tık, tıkla bana, tık 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 tık, tıkla bana, tık tık, tıkla bana. Çocuklar hani akşam hastalığı getiriyordunuz? Evet. Evet getiriyorduk ama şeyden dolayı Mehmet amca. Anlasana dün, şey. Evet şeyi diyecektim dün ne oldu? Dün ilk gündü ya. Ondan dolayı pek hasılat nicht çıkmadı yani. Allah Allah. Hayret ya. Mahalleli işte yoğurt moğurt ekmek bir şeyler alırdı halbuki değil mi? İşte yani. Oh. Gofretler bitmiş ama. Şeyden... Kampanyadan dolayı. Kampanya. Kampanya yaptık dün biz. Anlaşıldı. Bakın çocuklar, bu akşam da hasılatı getirmezseniz bu çok tatsız bir şeyler olacak yani. Ya Mehmet amca... Hadi... Ben söyledim yavrum. Tamam söyledin de ama gidiyorsun. Bence bu işi bırakalım, bitirelim. Yoksa babam tepemize biner. Ya tepemize biner diyorsun da, habire yiyorsun sen de ya. Öf sana, yeme ya! Allah Allah, sen de kasadaki parayla Butik Ali'ye bin tane şey ısmarlıyorsun. Vah güzel ya. Evet ya. Hasılatı yok ne demek ya? Öyle demişsiniz Mehmet Bakkal'a. Şöyle baba. Nişanesi ya. Allah Allah. Sizin belki ilk gününüz olabilir de. Mehmet'in 30 yılı ya. Allah Allah. Bundan sonra hasılatı bana getireceksiniz. Mehmet'e ben vereceğim. Anlaşıldı mı? Ama bak enişte bir şey söyleyeceğim sana ya. Ya siz niye sattığınız malı yiyorsunuz, içiyorsunuz ya? Bırak onu. Bakkal efendi. Ben bakarım. 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 Ben de bakarım. Ben buyurun yardımcı evet, olalım. Evet. Evet. Geç canım sen. Ben odama gidip bir şey alıp geliyorum hemen, tamam? Tamam. Gülden. Efendim canım. Doğum günü falan yapmıyorum ben, tamam mı? O ne demek şimdi ya? Bütün hazırlıklar tamam. Ya herkes çocukmuşum gibi dalga geçiyor benimle ya. Bu yaş... Ya... Ne diyorsun? Ne oluyor? Niye sorun çıkarıyorsun? Senin için özeniyorum ben. Nereden çıkıyor böyle sosyetik sosyetik adetler? Bu ne ya böyle hani... yerli filmlerdeki o zengin çocukların evlerindeki kutlamalar gibi. Ne bu ya? Öyle mi düşünüyorsun gerçekten? Bak... annem pasta masla yapacakmış. Çok istiyorsan burada yer içeriz, bunu da üfleriz. Ne bileyim yani. Annen mi? Evet. Ha, anladım ben şimdi. Tamam, taşlar yerine oturdu. Annen. Peki, anneni seç bakalım sen yine. Ya ne alakası var ya? Ne diyorsun sen? Ondan da değil. Çok istiyorsan tam bari evde yapalım. Ben öyle herkesin içinde pastanede mum falan üfleyemem. Kusura bakma. Öyle mi canım? Bütün arkadaşlarına haber verdim, tamam mı? Saat 3'te pastanede toplanıyoruz ve senin doğum günü kutluyoruz. Senle veya sensiz. Sen istersen burada anneciğinle mumları üfleyebilirsin. Ben gidiyorum. Ahmet'e sorarsın. Abi Gülden niye gitti? Abi?
Saat 3'te herkes burada olsun. Abinin doğum gününü kutlayacağız. Ama Gülden, Gülden deme bana. Gülden, bana deme Gülden. Gülden deme. Gülden'e ne oluyor? Gülden mi doğurdu onu? Allah Allah. 3'te herkes burada olsun, o kadar. Evet beyler, buraya dikiz. Özel olarak hazırlattığımız bu halter tamı tamına 100 kilo. Oo. Hadi dedi ki, ben 100 kilo kaldırırım. Zadi de kaldıramazsın dedi. Ama kaldıramazsan ben kaldırırım dedi. Şimdi bakacağız, göreceğiz. Kim kaldıracak? Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Bir alkış. Bu mu 100 kilo? Ben bunu kaldırırım 10 tane. Hadi tosunum. Hadi bakayım. Bak, 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 bak. Hareketlere bak. Ay. Ya Allah, ya Bismillah. Hadi bakayım. Ya Allah. Benim. Of. Benim yaşın şiddetli. Geçmiş, yaşın. Of, nazar değdi bana. Ya ne oldu oğlum ya? Tıraş çıktın ha. Sadi kaldırsın ya. Sadi'ye bir alkış. Hadi bakayım. Şans dile bana, şans dile. Hadi bakayım, hadi Sadi. O da kaldıramaz ya, mümkün mü? Isın Sadi, ısın. Oh. Isınmayınca bak ne oluyor. Ha, kaldıramayacak, iyi. Kaldıramayacak. Of, bence ısınma, bu ısını da kaldıramaz ya, ha. Nasıl babaannem gibi ısınma. Kaldıramaz, kaldıramaz. Ya. Mazar oldunuz ha. Bu ne ya? Çok ağır abi. 100 kilo. Çok ağır. Yok, bu ağır, ağır bu. Allah. Bunu nerede tarttırdınız? Fazla olmasın. Ağır mı lan bu? Ağır bu Mesut, ağır bu ya. Hadi bakayım. Ağır bu Mesut, bir yere koparırsın. Yapma Mesut. O kadar da ağır değil ha. Kaldırdı. Sen abi. Vallahi bravo Mesut. Gel sen de gel. Dünden beri çatlayacağım vallahi. Yani hiçbir şey anlattığın yok. Ne konuda? Konuştunuz mu Fehim Bey? Ne için? Hangi konuda? Tamam. Hallettim ben o işi. Sürpriz. Ev tutuyorlar. Evet. Olacağı buydu zaten. Maraza çıkaran onlardı. Biz değil. Konuştum Fehim Bey'le. Ya Allah için, gerçekten şeker gibi adam. Fehim Bey'e durumu izah ettim. Ne dedi biliyor musun? Tamam dedi. Yani bu iş niye bu kadar büyüdü? Anlamış değil. Niye olacak? Her şeye burnunu sokan Rukiye Hanım yüzünden tabii. Tabii canım. Sen hiç karışmadın Necla Hanımcığım. Neyse, ayrıca boşanma lafını telaffuz etmeniz de çok manidar oldu. Yani bir insan eşini bu nedenle boşar mı yahu? Yoksa benden sıkıldınız mı? Hiç olur mu öyle şey? Yani ben durumun ciddiyetini anlayasınız diye öyle davrandım. Neyse, bu konuyu kapatalım. Şimdi hep beraber çıkalım. Fehim Beyler'e gidiyoruz. Damadın yaş günü var Fehim Beyler'de. Aa, olur mu canım? Pastanede. Hayır, Fehim Beyler'de. Eve gidiyoruz Fehim Beyler'e, eve. Gülden dedi, pastanede. Hayır, Fehim Beyler'e gidelim biz. Katiyen gitmem, gitmem. Lütfen inat etme Necla'cığım, Fehim Beyler'e gidelim. Rukiye, herkes gelecek dedin, kimse yok. Ne biçim yaş günü bu ya? Nerede bunlar? Ya ne yapayım Femiciğim? Gülden çağırmış herkesi. Neyse, bize Ahmet yeter. Allah Ahmet ya. Ahmet nerede?
Dışarıda kapının önündedir herhalde. Bilmiyorum ki. Gelir şimdi. Sevgimle sen birbirine dönük sırt sen ve ben. Kan ve gül, gülle diken sevgimle sen birbirine dönük sırt sen ve ben. Bilmem anlatabiliyor. Parti, gülen, sonra iki pasta ve canımdan daha çok sevdiğim iki insan. Doğum günümü kutlayabilmemin tek bir şartı var. O da birinizin diğerinin partisine gelmesi. Yoksa ben buradan çekip gidiyorum. İstanbul'u da terk ediyorum. Gülüyor musun, özlüyorum. Gidiyor musun, sevdikçe. İtiyor musun, peki öyle olsun. Seviyorum, seviyor musun, ağlıyorum. Ahmetciğim. Tamam çocuk, tamam. Git de terk etme İstanbul'u falan. Sizin kadar güzel değil ama. Sonra alayım ben. Kalsın şimdi size. Teşekkür ederim. Sonra alayım. İyi ki doğdun. Teşekkür ederim. Mahsur ediyorsun. Hayırlı işler, bol güneşler. Hoş geldin. Sağ ol. Hoş gördük. Sağ ol Butik Ali. Buyur otur. Yok yok, oturmayacağım.
Bakın bir şey diyeceğim. Şu şurada parti var ya. Evet. Partide bir tane çocuk var. Tamam. Bahse girerim. Siz o çocuğu kaldırıp oradan atamazsınız. Atarız. Ben atarım Mutik Ali. Ahmetciğim bu senin için. Umarım beğenirsin. Sana cüzdan aldım. Aa. Ne zahmet ettin canım. Teşekkür ederim. Ben de cüzdan aldım. Ben de. Ya ben de aldım ya cüzdan. İyi ben ki de ben aldım. De cüzdan almışım. Ben de aldım. Ben de cüzdan aldım. Vallahi bu tıkkali acayip bir şekilde köşeye döndü. Peki anne. Böyle harika bir evlat dünyaya getirdiğiniz için sizin de elinizi öpmek istiyorum. Şu çiçekli olan var ya, o. Hadi göreyim sizi. Tamam. Ne oluyor? Gel bakalım, bir şey konuşacağız. Siz kimsiniz ya? Ben kimseye bir şey yapmadım. Ya, yapma. Bırakın. Bırakın. Ne oluyor ya? ...146-16-98 dediymiş Refik. Artık son bir rakam kaldı oğlum. O da çıkmazsa? Çıkacak oğlum, çıkacak. Başka şansı yok. Susmuşun sırrını verecek kadına kesin ulaşıyorum bak şimdi. 16-16-99. Ha, çalıyor. Tüp bitti. Sen para bıraksan da bugün tüp alsak. Ya tüp ne çabuk bitiyor ya. Allah Allah. Olacak iş değil. Ne yapayım Fehmi'cim? Allah Allah. Bu kadar boğaz var evde. Yani o ocağın üstünden tencere inmiyor ki. Allah'tan bak. Piknik tüp vardı da böyle sabah sabah dımdızlak kalmadık. Abicim bir de yani kızdın bize yani doğum günü falan yapıyorsun. Ne kadar güzel vakit geçirdik dün biz. İyi ki yapmışız yani. Ne güzel oldu. Ne eğlencesi ya. Mahallenin bakkalını yakıyorlardı. Koca mahalle gidiyordu ya. Sizin ne işiniz var bakkalda? Niye bakkallık yapıyorsunuz? İcat çıkarmayın ya. İşte bizim hiçbir suçumuz yok yani. Elektrik kurumunun suçu hepsi. Hep onun suçu. Evet. Ya elektrik kesilmese mum yakmazdık ki. Her mum yanan yerde yangın mı çıkıyor? Ne yapalım? Biri seslendi. Ben dışarıya çıktım. Elektrik kesildiği için herkes mum istemeye başladı. Ve bizde böyle bir koşturma. Hani herkes mum, mum, mum filan. O sırada mum devrilmiş. Mumdan çıkmış yangın. Görünmez kaza. Ya işte çok hasar yok. Sadece malların bir kısmı yandı o kadar. Aa! Dur, dur, dur. Yanacaksın, dur. Ya sor mu bir şey? Aracım abi, yanacaksın. Hadi karım, ha. Yanacaksın ya. Hadi ya. Dökün. Yapma, yapma. Ya at, at, at. Ya mahalleyi yaksaydınız ya, daha iyi olurdu. Bana bakın, bundan sonra mahallede hiçbir işletmeyi işletmiyorsunuz, tamam mı? Girin bir işe, adam gibi maaşlı bir işe girin. Olsun bilsin ya, icat çıkarmayın, icat çıkarmayın. Merak etme baba. Bulacaklar baba, bulacaklar. Ben zaten bu iş konusunda... ...canımdan çok sevdiğim kardeşlerime yardımcı olacağım. Ama şimdi şöyle bir şey var. Biz Basri abiyle konuştuk, sohbet ettik. Basri abi diyor ki eğer insanlar ihtiyaçlarını sınırlı hale getirebilirse... ...azaltırsa yani...
Çok da paraya ihtiyaçları kalmazmış. Ben ihtiyaçlarımı azaltsam genel olarak. Ne diyor bu ya? Mesela peynir. Ne? İhtiyacım yok. Yemiyorum. Bunu konuşacağız. Evet, sen konuş. Ben konuşursam çok ters konuşacağım. Çok acayip konuşacağım. Hiçbir şey anlamayacaklar. Allah Allah ya. Olacak iş değil ya. Tembeller bile Basri'den akıl alıyorlar. Basri hepsinden tembel. Sağ ol. Hadi. Güye, şunlarla konuş. Azeme kesinler ya. Tüp dayanmıyor bunlar. Nebiciğim, sen de Basri Bey'le konuş da böyle abuk subuk etkilemesin çocuklarımı yani. Ben konuştum, merak etme. Bana bakın. Ahmet abi. Ben konuşuyorum. Tamam ya, konuşursun, konuşursun. Şey diyeceğim, ya Erol Taş Baba Sami'yle konuşsan, onun arabasını alsak. Benim Almanya'dan bir misafirim gelecek ya, onu alalım gidip. Yani iki saat sonra falan otobüsü gelir. Kim geliyor ya? Ne anlatıyorsun sen, ne diyorsun sen ya? Kim o ya? Ya söylemiştim ya, Alice ya. Almanya'dan benim, okuldan arkadaşım ya. Hani gelmek istiyor, görmek istiyor buraları. Gezmek istiyor. Hani falan yani. Turist ya. Evet, aynen turist. Tamam, gelsin buyursun. Madem turist, atlasın gitsin Sultanahmet'e. Niye biz karşılıyoruz, ben onu anlamadım. Ya Ahmet abi ya, ben sana yemin ediyorum ya. Ya bizim kültürümüzü öğrenmek istiyor diyorum. Anlasana biraz ya. Bana dedi ki, ben sizde kalmak istiyorum dedi. He. Biz onun ihtiyacı dedim ben de yani. Tabii ki de kalabilirsin dedim de, biz de kalacak yani kesin. Kalacak. Bana bak, ben yatağımı vermem. Bak şimdiden söyleyeyim. Odamı falan paylaşmam kimse. Bıktım yerde yatmaktan. Bana bak. Şahin, gir bir sese kaldık işe çocuğum. Kazandığın para belli olsun, ondan sonra eve misafir çağır. Yoksa bak enişten böyle olur olmaz her şeye sinirleniyor. Yok evde un bitti, tuz bitti, tüp bitti diye. Ahmet abi, hadi ya, gidip alalım. Hadi. Alırsın beni. Ay, hiç dinliyor mu beni? Hayır. Hadi ya, onlara mı? Seni de dinlemiyor. Nerede bu susmuş bilader? Nerede bu susmuş, adama tav ediyor ya? Kız gelecek hala ortada yok. Ya baba söylesene şu kızın kim olduğunu bize. Vallahi meraktan çatlatıyorsun bize ha. Vallahi ne bileyim bilader. Yani gelince bana haber ver dedi. Ben de dün aradım onu. Tamam, sabah erkenden oradayım dedi. Hala yok. Allah Şerefik, Allah. Oğlum git bak bakayım ya. Şu susmuşu bulursan kolundan tuttuğun gibi getir kahveye. Yürü fırla. Hemen usta. Fırla oğlum. Ya birader, şaka maka vallahi çok heyecanlıyım ya. Yani bu kızın sayesinde sonunda susmuşun sırrını öğreniyoruz ha. Hadi inşallah Mesut'um kardeşim ya. Vallahi bu iş çözülsün, biz de rahatlayalım. Yani meraktan çıldıracağım ya. Aman aman, bir de seninle uğraşmayalım ha. Şahane oldu, vallahi şahane oldu. Vallahi şahane. Şahane oldu. Yavaş, yavaş. Niye bugün çarpacağım onu be? Sami abi. Dik. Ne yapıyorsun be ya? Aynı. Seni ne yapıyorsun? Ne yapayım? Bu ne be? Ergun abinin dükkanı kiraladım abi. Bu ne be? He. Ne yapacaksın? Ne satacaksın orada sen? Her şeyi. Her şeyi mi? Laylara 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 her şeyi, laylara 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 her şeyi, laylara 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 lay 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 lay. Bu dükkan. İyi be. Ahmet abi, ne olursun lütfen ya, Allah rızası için. Yalvarıyorum sana. Ya Ahmet tamam abi. Be, tamam, tamam. 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 Öpeyim. Bana bak. Çamaşırınız varsa çıkarı koyun banyonun kapısının önüne. Yıkayacağım. Ahmetciğim be. Bir de şu kazanı yakıver de sıcak soğusun. Hadi bir tane. Hadi. Anneciğim ama bak, ben bütün gece çalışıyorum anneciğim ya. Biri diyor ki gidip kızı alalım Ahmet abi, ne olur lütfen diyor. Sen diyorsun ki yani yanlış anlama ne olursun da. Çağatay, hadi şu kazanı yakıver abiciğim. Hadi. Niye ben ya? Ne demek niye ben ya? Kim yakacak beyefendi?
Ha kim yakacak ya? Sen bu evde oturmuyor musun? Hadi. Hadi biriniz yakın hadi. Hadi hadi yak çatatoy. Yutma bana ben. Ya, ne? Annem diyor kazanın altını yak. Bu diyor hadi kıza alalım. Hadi yani gözünü seveyim. Tamam, tamam, tamam. Ne oldu lan? Biraz koltuk çıksana ya. Sana koltukçuda iş bulacağım. En iyi anladın iş. İş. Günaydın başkomiserim. Hayırdır başkomiserim? Yine hanımla mı kavga ettiniz yoksa? Evet. Bağırdım ya. Yine bağırdım. Çok bağırdım, çok bağırdım. Öyle böyle değil. Öyle bir bağırdım ki zanlar zangırdadı yani. O kadar çok mu bağırdınız başkomiserim? Niye o kadar çok bağırdınız? Hayırdır, mevzu neydi? Mevzu bale. Efendim? Bale, bale. Bale mi? Bale ne alaka başkomiserim? Ya işte, baleye gitmek ya da gitmemek işte bütün mesele bu. Allah Allah, dükkanın önünde tezgah açmış abi de ya. Ne var işte sen? Sende de yok muydu? Sen onu bırak. Söyle bakayım bana. Ne o? Erzeyici. Ne olacak bakayım orada? Ne satacaksın sen? Ne olacak? Ne satacaksın? Ne var bu dükkanın içinde? Ne var? Ne satacaksın? Söyle bakayım bana. Allah Allah. Sami abi işte adı üstünde her şeyci. Yani ben her şeyi satacağım. Yani sen bana sipariş veriyorsun. Ben de alıp getiriyorum. Mesela kaçakçıya ihtiyacın var mı? Hemen getireyim ben. Hemen iki dakikalık iş. İstemem. Benim kendime ait çaycım var bir kere. Allah Allah. Sami abi ne yapıyorsun be ya? Ha. Aynı be. Sen ne yapıyorsun? Aynı be ya. Aa, gel güzel. Bir daha bakayım. Aynı be ya. Aynı. Sami abi. Araban lazım da. Ha? Araban lazım oldu da. Ha. Ya o zaman sen evleneceğine kendi bir tane araba alsana. Ta ucuza gelir. Sami abi. Evet. Ya kusura bakma. Şöyle bakayım. Sana mı lazım? Güzel mi konuşacağın kirpiğe mi lazım? Ya Erol Taş Baba Sami. Şey diyeceğim ben. Bir turist karşılayacağız da. Ülke meselesi yani o yüzden. Şahin'in Almanya'dan bir arkadaşı geliyor da, okul arkadaşı. Bizim Şabalak da söz vermiş. Demiş ben seni karşılayacağım demiş. Bir Topkapı'ya otogara gidip geleceğiz. Yani. Ulan kusura bakma Ahmet. Benim asabım sinirli. Bir tane daha Şahin kaldırmaz. Yok bir Şahin daha değil. Bu gelecek olan kız, bayan geliyor. Ha Frau, bir bayan. Bayan mı? Bayan ha. Evet. Ha. Topkapı'ya gidip geleceğiz abi otogara. Alır ya, hadi ya. Tamam, al. Tamam, uyuyor. Hayır be ya. Hayır be ya. Yürü. Hayır be. Ahmet. Evet. Karolitör var arkadaşım. Hayır be ya. Arabaya gidin. Evet abi. Onu beğenmiyorum. Hayır be ya. Tamam ben ayarlarım abi onu. Torna bir de var mıydı? Bak tamam, 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 tamam. Tamam, tamam. Oğlum mısız? Arabayı var. Dur. Ayakkabı sen vereyim hadi. Hadi yap. Dur. Ne yaptı? Sami abi. Evet. Sana zahmet arabayı bir itebilir misin ya? Vurduralım. Şera verdik borcu çıktık. Hayır be ya. Gitsene ya. Hayır be ya. Hadi ya. Hayır be ya. Hadi abi. Tutturdu beni baleye götür diye. Baleye götür de baleye götür, baleye götür de baleye götür. Ne du bale ya? Bale ne du? İşim var dedim, işim gücüm var benim dedim. Senin zaten işin hiç bitmiyor ki dedi bana. Öyle deyince benim tipim attı. Öyle bir tipim attı ki öyle bir bağırmışım ona. Öyle bir kalayladım onu ki anlatamam sana. Bale ne du ya? Bale ne du? Baleye gitsen ne olur, gitmesen ne olur ya? Sahi başkomiserim bu bale nasıl bir şey? Nasıl bale nasıl bir şey ya? Bilmiyor musun Selahattin?
TRT her zaman veriyor onu, sık sık veriyor. Pazar günleri genelde verir. Bale işte, dans gibi bir şey. Ya başkomiserim biliyorum da yani hep karıştırıyorum. Hani şimdi böyle bağırıyorlar diye falan böyle. Bale o mu yoksa başka bir şey mi? Selahattin vıa diye bağırmıyorlar. O Basyettin opera. Onda da vıa diye bağırmıyorlar. Onda Figaro 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 diye bağırıyorlar. Bale başka. Bale opera değil. Bale şeydir. Bu beyaz kostümleri var. Genelde beyaz giyerler. İşte parmaklarının ucunda yükseliyorlar. Bu hareketleri var. Dans ediyorlar, dönüyorlar. Öyle bir şey var. Tamam başkomiserim ya. Bazen pazar günleri hafta sonları televizyonda yayınlıyorlar değil mi başkomiserim? O değil mi? O işte ondan bahsediyorum. Tamam başkomiserim. Başkomiserim vallahi siz de o hareketi ne güzel yaptınız ya. Bir daha yapsanız o böyle ellerinizi birleştirdiğinizde döndünüz ya. İşin gücün riv riv riv. Bir daha yapsanız parmaklarım üzerinde yüksel başkomiserim dönüş hareketi yap. Çok güzel yaptınız diye dedim başkomiserim. Tamam uzatma. Uzatma zaten uykusuz kalmışım. Sabaha kadar uyumamışım. Baleye gitmek ya da gitmemek meselesini düşünmüş düşünmüş durmuşum. Uykusuzum. Darlanmışım. Bağırttırma kendine şimdi. Komiserim, masanızın üzerinde. Başkomiserim Selahattin. Başkomiserim. Aferin. Var mı hiç gece bu kadar? Yok bu kadar. Başkomiserim, şikayet var haklarında. Yine ne oldu? Ne yaptı bu Yesin Mesut lan Yıldız? Komiserim, bu Yıldız bana siyasete girme diyor. Uğramaz oldu artık eve. Vallahi komiserim, bu Mesut çok deve. Başkomiserim, komşular, çocuklar, yaşlılar hepsi bunların yüzünden uyanmış. Mahallede bıktı sizden Mesut. Bir anda bıktım ya Yıldız. Bıkmayın komiserim, bıkmayın. Malum, yerel seçimler yaklaşıyor. Mana Mustafa da aday. Çalışmak lazım. Benim de başıma eve uğrayan bir koca lazım. Anlaşıldı. Ya Selahattin, sabaha doğru etmişler kavga. Başkomiserim, bunların ne dertçiye saygıları var, ne de halkımıza. Sizi mahkemeye göndereceğim vallahi. Aman komiserim, etmeyleme ya. Alt tarafı bir karı koca kavgası ya. Sadece bir koca istiyorum. Ne eksik ne fazlası. Komiserimin evinde asıl kavganın daniskası. Selahattin, bak atıyor tepemin tası, kendine yer ben. İşte burada Türkiye haritası. Burada, burada. Gel. Dur, hop. Çık. Geride. Hayırdır başkomiserim, ne oldu ya? Ha? Ne oldu? Ne oldu? Ne bileyim başkomiserim, böyle birden sıçradınız. Ben de korktum vallahi. Kabus gördüm ya. Ne gördünüz başkomiserim? Ne? Ne gördünüz? Bir şey görmedim ya, bir şey görmedim. Şöyle mi? Niye korktunuz başkomiserim o kadar, öyle birden sıçradınız böyle? Allah'ım ne kadar utanç verici işler ya. İşim üzerine. İşte uykusuz kalma. Uykusuz kalarak karakola gelme Selahattin.
Komiserim ya ben çok merak ettim. Ne olur söylesene. Ya saçmalama sorma bana bir daha soruyu sorma. Bana gördüğüm kabusu da hatırlatma bir daha Selahattin. Bak harita orada. Peki başkomiserim. Üniformanın kıymetini bil Selahattin. Bak son sözüm budur. Üniformanın kıymetini bil. Her şey Cihan öyle mi? Evet. Ne demek her şey Cihan? Her şey var mı? Tabii. Mesela araba lastiği. Araba lastiği. Lastik mi istiyorsun? Sen bana hemen siparişi veriyorsun. Ben hemen onu ertesi güne temin ediyorum. Yazayım mı 4 tane? 4 tane yazayım istiyorsan hemen. 4 tane yaz. Diyor 5 tane yaz. 5 tane mi yazayım? Yedek olsun. Yedek olsun. Bir saniye. Dur. Şey yapayım diyeceğim dur, ama. Dur tamam anlatayım. Aklımda tutuyorum. Bir direksiyon yaz. Bir direksiyon. Vites yaz. Vites. Şasi. Şasi. Kaporta. Kaporta da tamam. İki de motor yaz. Oo. Yedekli olsun. Yedekli abi. Yedekli olsun. Dalga mı geçiyorsun? Benim arabam mı var lastik mastik? Ne işim olur benim arabayla lastikle? Doğru diyorsun. Şey tamam o zaman şey var Çağatay. Kaçak çay var mesela. İstersen kaçak içecek var. Kaçak video kasetleri var. O zaman bu her şeyci değiştirelim. Buraya kaçakçı yazalım. Bana her şeyi de Çağatay ama kaçakçı deme. Bir şey soracağım sana. Sen bu dükkanı nasıl kiraladın Ergun'dan? Yani nerede gördün de? Yani Ergun buralarda mı geziyor? Yok Çağatay buralarda gezmiyor. Şey Ergun abi Ahmet abiye vermiş anahtarı. Ben de aldım yani kendimi buralarda hiç görmedim. Çağatay şey diyeceğim. Benim elemana ihtiyacım var. Hani dükkanda durmak için istersen. He? Boş ver. Ne? Yapma ya. Rukiye abla ne olmuş biliyor musun asıl? Şu Ergun Plak'ın dükkanı var ya boşalan dükkanı. Kim tutmuş onu? Kim? Butik Ali. Öyle mi? Ay o kadar canım sıkılıyor ki. Şimdi sen kurtuldun Ergun'dan. Oh ne güzel. Benim başıma iş açıldı. Görüyor musun Rukiye abla ya? Bütün gün duracak orada. Yine böyle bizim balkonu gözetleyecek. Ay sıkıldım artık. İstemiyorum ben bu çocuğu ya. Tabii canım vallahi. Haklısın sen de. Bir silkelesen onu. Şöyle şöyle yapayım. Ay Rukiye abla ne yapacağım ben ya? Ben vallahi hele bir orada dursun böyle kafasını bir yukarıya kaldırsın. Bak ben ne yapıyorum? Geberteceğim onu. Bak ben sana söyleyeyim onu geberteceğim. Yeter artık ya Rukiye abla bir şey söylesene ya. Evet aha yeter artık tabii doğru. Hayır önceden duruyordu o köşede. Hadi bakayım kış kış yapıyordum. Çıkıp gidiyordu. Ay şimdi kovamayacağım da Rukiye abla ya. Bütün gün orada dükkanı var orada düşünsene. Böyle yukarıya bakacağım. Hele bir baksın. Sen dur. Sen dur bir baksın bak ben ne yapıyorum. Çağatay var ya bir taşta iki kuş vurdum. Vallahi bak. Öyle böyle değil yani. Nasıl yani? Nurten cadısı var ya. Nurten cadısı bundan sonra niye sokakta duruyorsun? Balkona niye bakıyorsun falan diyemeyecek ya. Diyemeyecek çünkü dükkanım var. Var ya o kadar zekiyim ki. Bazen kendime bayılıyorum ya. O kadar zekiyim yani. Şahaneyim. Aha geldiler. Aa. Tamam biri geliyor. Senin de
Başına iş açtık ya. Kusura bakma ya. Yok ya. Allah korumuş vallahi ya. Ya bütün dükkan yansaydı? Neyse ya. Şey, artık masrafı neyse karşılayacağız ya. Olur mu canım öyle şey? Aşk olsun ya. Kaza bu olur böyle şey ya. Tamam mı beyefendi? Başka bir arzunuz var mı? İsterseniz misafirinizi İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini de gezdireyim ha? Ya yok Ahmet abi, sağ ol ya. Teşekkür ediyorum ya. Sami abinin anahtarını vereyim ben, tamam. Tamam. Ya yardım edecek bir şey var mı Mehmet? Yok, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. İyi o zaman, ben de gideyim şu Basri'ye bir bakayım ya. Basri'ye mi lan, ne ol, hayırdır? Ya biliyorsun bu Basri ya. Sabahtan akşama kadar boş boş konuşuyor. Çocuklar da dinliyor, etkileniyor tabii ya. Ne demiş ki? Ya 46'lık işte ya, ne diyecek ya? İşte ne, para kazanmaya gerek yok ki, çalışmaya gerek yok falan gibi şeyler. Çocuklar da etkiliyor ya. Doğru söylemiş. Nasıl ya? Ya bir şey, şimdi benim çocuklar adam olsaydı benim çalışmama ihtiyaç olur muydu? Yok. Ama hayırsızlar, nerede işte çalışıyoruz. Tanıştırayım. Alicia, that's my father Çağatay, Çatatoy. Çağatay. And that's my best friend Ali, Butik Ali. Hello. Hello. Hello, hoş geldin Türkiye'ye. Freut mich. Mag deine Haare. Ah. Ne dedi lan? Ya şey dedi, çok memnun oldum dedi, saçlarını çok beğenmiş. Ya, kendi saçlarım. Bak, kendi saçım ve kendim yıkıyorum. Yani şöyle, yeşil sabunla, zeytinyağlı sabun. Alicia, ich werde dir vorstellen, mavişim, Elvan. Und Alicia, Alicia Elvan. Memnun oldum. Elvan'ım, mavişim bilmiyor yani. Türkçe bilmiyor. Almanca konuşman lazım. Çünkü ben ona tercümanlık yapıyorum yani. İyi, yap bakalım Şahin Bey. Ne oluyor ya? Hadi, hadi. Eve hadi, açtır kız. Bak, 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 bak sen Çağatay'a bak. Çağatay'a bak. Bezgin Çağatay gitti. Hızlı Çağatay geldi. Ulan var ya Çağatay. Allah, ne bezgini ya. Abi kız aç. Nasıl diyeceğiz, yemeğe gel. Ha? Haydi bir. Hadi. Haydi bakalım. Kamımız bitti. Kamımız bitti. Kam, kam. Hadi siyah. Biraz kibar ol, hadi gel ya. Ulan var ya. Ya susmuş bileden. Neredesin sen ya? Bak adamı tav ediyorsun ha. Vallahi asfalyalarım atacak artık sonunda be. Ya kız geldi, oturdu, bekledi, bekledi, 2 saat gitti ya. Ya Allah'ın kitabını seversen bir söyle. Kim bu kız? Ya kim bu kız? Meraktan çatlattınız ya. Kursana kardeşim. Ya bir tek sen uğraşırsan bununla ya. Ya bıraksana adamı. Bir dakika, herkes konuşmak zorunda. He? Sen bekleyeceksin burada, susmuş bekleyeceksin. O kız gelecek ve bütün sır ortaya çıkacak. Seni hiçbir yere yollamıyorum. Şişt. Bekir bileler. Sen bu susmuşa biraz göz kulak olsana. Ha? Tamam mı? Sakın bir yere gitmesin ha. Gidecek gibi olursa da çek silahını vur. Üstünde silahım yok. O zaman çek kolundan oturt. Tamam. Sen nereye gitsen? Şeye gidiyorum ya. Şurada bir işim var. Alacak verecek meselesi. Tamam mı? Tamam. Hemen geliyorum çabuk ya. Çabuk gel. Tamam. Çocuk sen var ya. Her şeyin ortaya çıkacak ha. Hadi çabuk gel, çabuk. Din don din don konuşuz. Din don din don konuşuz. Boş ver, aldırma. Neyse, o kız kimin için? İyi. Neyse. Biraz yanında durayım. İyi mi sen? Ay kurban olayım, sen sakallara kurban olayım. Ne kadar iyi. İyi konuşmuyorlar bunlar, iyi konuşmuyorlar. İyi konuşsan sen aslında çok iyi adamsın. He susmuş. Günah ya sen, yine üzülürüm. Ha halis ya, halis kula. Sorsana, nasıl bulmuş ülkemizi? Sorsana. Sormayacağım ya. Allah Allah, sana ne ya? Allah Allah. O zaman şeyi sor. Beni nasıl bulmuş? Ama böyle çaktırmadan sorsana. Şişt!
susacaksın ya, konuşmayacaksın. Alicia bana emanet diyorum ya. Allah Allah. Gezdireceğim yani, anladın mı? Oğlum sorsana. Sorsana beni nasıl bulmuş diye. Hayır diyorum sana, emanet diyorum ya. Uzak duracaksın ondan. Ay. Hadi sen konuş, hadi konuş bakalım biliyorsan. Sorsana lan. Niye pardon, sorayım ya? Pardon. Oğlum hadi sor, Alman büyükelçisi misin? Sana ne? Ben bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum. Vas? He? Vas, dur. Bana bir şey söyledi. Kaç gün kalacaksın? Vas? Vas kaç lan? Bilmiyorum yani ben. Kaç sen, oluyor? Bana ne? Anlayacaksın. Hanımefendi kim çocuğum? Hala. Hani anlatıyordum ya, Almanya'dan arkadaşım diye. Alicia, Alicia. Meine Tante. Aa, hoş geldin çocuğum. Anne, niye bağırıyorsun? Türkçe bilmiyor zaten. Aa, ay, kız hoş geldin de bu. Ay, o saçın niye öyle yapmış ki bu? Nurten abla teyze, punk. Punkçı yani. Anladın mı? Ondan dolayı saçları böyle. Yani. Neci? Punkçı. Hayırlısı olsun. Ne bakıyorsun ya? Karışma lan. Ne bakıyorsun? Konuşma. Sus, ağzını kırarım seni. Alice Kla. Elini çek, elini. He, elini arkadaşım çek. Diyorum ya. Elini emanet çek, diyor. Ne demek? Oğlum, elini çek. Çekmiyor. Ah, zımbada şey olmuş. Mouse. Kooperatifin genel resmi. Merhaba. Abi be ya. Aynı şey ne abi? Aynı be ya. Aa, hoş geldin Fehmi abi. Hoş geldiniz Fehmi amcacığım. Hoş bulduk ya, hoş bulduk. Ya Vasi, kardeşim. Buyur Fehmi abi. Ya sen şimdi burada oturup ara sıra böyle havadan, sudan, ottan, mottan konuşuyorsun ya. Evet. Ha, şimdi bak ya, şimdi senin bu söylediklerini çocuklar da dinliyor ya. Ya şimdi bizim mesela Çağatay. Ne demişsin? Yok çalışmamak lazım mı falan demişsin. Para gerek yok demiş. Adam çalışmayacağım diye tutturdu ya. Ya dikkatli ol kardeşim ya. Sen de icat çıkartma. Ne demek çalışmamak ya? Ben çalışmayın demedim ki. Ne dedin? Ben içinizdeki sahip olma hırsını gemleyin. Azla yetinmeyi, şükretmeyi bilin. Paranın esiri olmayın dedim. Ya tamam da sen şimdi öyle devamlı deme ya. Şimdi sen konuşunca demek anlaşılmıyorsun. Yani anlamıyorlar seni, yanlış yorumlular. Yapma. Fehmi amcacığım, cüreti bağışlayın ama ben de bir şey söylemek isterim. Aslında tamam. Yani paranın esiri olmak o kadar da kötü bir şey değil Fehmi amca. Yani para biriktirme, kazanma arzusu insanı biraz da disipline eder bence. Tabii canım tabii, disiplin çok önemli ya. Disiplin en önemlisi. Aferin ya. Mesela ben kendimden örnek vereyim. Ben para biriktirdim. Evet, para biriktirdim. Onu bir kooperatife yatırdım. Yani şu anda temeli bile kazılıyor. İnşallah bitsin, bir evim olacak. Yani kendimi daha güvende hissedeceğim. Tabii evden sonra bir genç bir delikanlı ne ister? İyi bir yuva ister. İyi bir eş ister yani. Tabii. Aferin ya. Çoluk çocuğu olsun ister. Ondan sonra kayınpederinin hani mutlu olmasını ister, tamam. Torunları olsun. Niyazi? Efendim Sami abi. O zaman o biriktirdiğin o paralardan acık bize de ödeme yap da biz de böyle geleceğe acık güvenle bakalım. Ödeyeceğim Sami abi, ödeyeceğim. Her zaman para. Gözüne para vermiş ya. İnşallah ödeyeceğim. İlk önce şu evimin sahibi olayım. Daha sonra bir yuva kurayım. Yani genç bir insan ne ister? Evlenmek ister. İyi bir eşi olsun, çocukları olsun, arabası olsun böyle ailesini gezdirmek için. Bunlar olsun, öderim Sami abi. Bütün bunları yaptıktan sonra mı poğaçayı ödeyeceksin? Sami battı ya. Ama benimkiler ihtiyaç, ilk ihtiyaç. Onunki son ihtiyaç. Babacım, internette TV kanalı kurdum. Süper bir şey. Artık var ya, ne yapımcıya, ne oyuncuya, ne kasçıya hiç para vermeyeceğim. Her şey benim üzerinden, internet üzerinden olacak. İnşallah çok yakın zamanda paraya para demeyeceğim babacığım.
Ya 30 yıldır hep aynı martabalı. Babacığım öyle demeyin. Çok önemli bir şey bu. Yıllık 75 lira aidat veriyorum ustaya. Yani kolay değil. Yakın zamanda süper olacak her şey. Sadece bir böyle ne bileyim... Gangnam Style gibi böyle bir klip, bir şey patlattığım zaman süper olur ya. 1,5 milyar kadar tıklansa yeter. O da zaten benim için çok kolay bir şey olsa gerek babacığım. Niyazi, çok konuşuyorsun, boş konuşuyorsun ha. Yani dikkat ediyorum, devamlı konuşuyorsun ya. Hep konuşuyorsun. Ama bir numara yok. Babacığım, bir konuda bana destek olursanız sevinirim. Sıcağı sıcağına. Para bana verme be. Yok yok babacığım. Sadece bir video koyacağım da... internete yani... beni çeker misiniz? Ben size şimdi süper bir klip canlandıracağım. Bu Gangnam Style gibi şarkıma, yeni şarkıma bir klip çekeceğim de. Lütfen şöyle versem size. Pek anlamazsınız siz böyle şeylerden ama... bakın ben size yardım edeyim. Şimdi şöyle tutun. Evet. Şimdi kaldırın biraz. Ben de kalkayım. Evet. Şimdi beni burada görmeniz lazım. Beni görüyor musunuz? Evet. Ha. İki tane yaz oldu. Bir orada bir burada. Evet ya. Tamam tamam babacığım. Kötü espriydi tamam. Buyurun. Babacığım şimdi bana yaklaştırın biraz. Bana yaklaştırın babacığım. Ha. Şöyle tutun. Şöyle şunu. Tamam. Biraz daha şöyle. Ha. Evet. Şimdi şu alta basacaksınız. Basın oraya. Aynı anda basalım. Anayı çok özlemişsin. Babayı çok özlemişsin. Sıla'yı çok özlemişsin. Tıkla bana, tıkla bana. Tıkla bana, tıkla bana. 3 milyon da tıkla bana, 5 milyon da tıkla bana, 10 milyon da tıkla bana, tıkla bana, tıkla bana, tık tık tıkla bana, tık 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 tıkla bana, tık tık tıkla bana, tık 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 tıkla bana. Babacığım ne işin var senin sokakta? Niye çıktın dışarı sen ya? Ya ne bileyim ben evde oturuyordum. Geldi bu. Fevvi amca gel sana şurada bir çay ısmarlayayım dedi. Buraya getirdi. Çayı da bana ısmarlattı. Niyazi. Nasıl bunu şeye koyacaktık? NiyaziTV.com'a koyacaktık. Niyazi sen bıkmadın mı ya bu boş işlerle uğraşmaktan? Bıkmadın mı? Hiç mi bıkmadın yani? Ha? Ya böyle dans edip durur ya lan. Bana nafakanı öde. Tamam mı? Ben de çocuğun okul taksidini ödeyeyim. Bahtırıyorsun benim insanların yanın ortasında böyle. Ben dışarıda biraz görüntü çekeyim. Gelirim. Nazlı, sen bu heriften boşandığına emin misin? Eminim baba. 1 sene oldu. Tam boşanamamışsın galiba ya. Sen git bir daha boşan. Bu hep bizim evde ya. Vay be. Ya demek bu punk bu insanların arasındaki değil mi sınıfsal farklara karşı. Aynen işte öyle diyor. Vay. Aynen. Aynen düşünüyorum. Yani benim aklım da seninki gibi çalışıyor. Güzel yani. Aklın, kafan güzel. Yani saç anlamında değil. Kafanın iç tarafı anlamında güzel. Yani... çevirsene bunu bak. Nein, nicht. Almanca öğren oğlum, bana ne? Şimdi aynı düşünüyoruz. Yani benim akıl, senin akıl... aynı. Zaten bu insanların arasındaki bu dil farkları da saçma değil mi? Saçma. Saçma. Yani İngilizce, Almanca. Ondan sonra İspanyolca.
Buna hepsi dil kursları böyle para kazansın diye. Aynı düşünüyoruz. Senin iki aynı ya. Çevirsene bunları çevir. Ha dur. Onu çevirme de şimdi. Ay, yok değil mi hiç Türkçesi? Şey soracağım. Ay canım. Burada mı kalacak senin arkadaşın? Nerede kalacak başka? Kız kalkmış daha Almanya'dan. Bizde kalacaktı. Benim odamda kalabilir. Bir şey söyleyeceğim. Hani senin odanda kalınmazdı Çatatoy? Sus. Aldı. Sus. Ne oldu? Sus lan. Sus. Sus. Ya aynı şeyler. Ne kızdık ya abla? Canım. Senin bu oğlan bu kızdan hoşlandı. Dikkat et diyeyim ben sana yani. Yazdıysa olsun. Ay. Hiçbir tanesi de gidip adam gibi birinden hoşlanmaz bunları. Bundan böyle. Ay kıyamam. Bir tanesi düzgün birinden hoşlansa dişimi kıracağım zaten Nurtancığım işte bak. Bu da gitti. Bakışa bak. Allah seni ne yapmasın. Ne hala? Yok öyle. Ay canım benim. Hadi bakalım şimdi bu sen gelin olarak hayal et. Çok güzel ama ha. Ben de... Sami! Ana, hoş geldin. Hoş bulduk evladım. Nasılsın? İyiyim ya. Sen nasılsın? İyiyim evladım. Haydi al bu ilaçlarımı benim. Bitti cenebre. Hep bitti bunlar. Aşk olsun anacığım. Hiç merak etme. Hemen gider. Alırım onları. Ağrıyor mu göğsün hala? Agri bir şey yap. Böyle açan alayım. Solu çok agri. Hiç merak etme. Benim hangi daha reçetini yazdırırım. Ondan sonra gider ilacını alır gelirim. İçersin. Hop! Hemen ağrıların geçer. Değil mi? Hep öyle de ağrıların geçer. De öyle de. Hep aldatıyorsunuz. Benim bir ayağım çukurda evladım. Nasıl böyle avuç haplarla nasıl geçerim? Nasıl ha? Ya öyle deme Barnacığım ya. Valla bak, hepimiz üzülüyoruz burada çok, öyle değil mi? Hem sen daha gençsin, değil mi? Daha torununu göreceksin. Elvan, sen de bir şey söylesene babaannene. Ya evet babaanneciğim, tabii ki öyle. Hem sen böyle konuşuyorsun, biz de üzülüyoruz bak. Ha deme öyle evladım, deme. Karınca olduğu vakti ben gideceğim babanın yanına. Huzur bana orada, yatacağım böyle huzur. İster misin, değilsin, istemeyim ama huzur orada. Hadi sen yukarı çıkar hocam. Ben ilaçları alayım geleyim. Sen azıcık dinlen. Yok. Ben oturacağım burada bekleyeceğim seni. Çok osanayım evladım yukarıda. Bırak burada içi insan cüleyim. İçi laf ederim, bir şey ederim. Çok osanayım yukarıda, çok. Ben şey yapayım. Ey Allah'a şükür. Dediler siz çok şey biliyormuşsunuz. Allah. Vallahi. Ama biliyormuşsun. İhtiyarlık çok zor. Her yerin agri. Ayakların agri. Kolların agri. Başın agri. Uyuyamaysın. Uyuysun kalkaysın. Uyuysun kalkaysın. İşte böyle 2-3 saat uyuyan bile o rahat. İsterdim ama olmay. Hep kocalıktan bunlar. Yok değilsiniz. Oğlum sen bu kaçak çaylardan getireceksin değil mi hep? Mesut abi, sadece kaçak çay mı? Sen iste, her şeyi getiririm ben. Harbiden mi lan? He. Oy, vallahi çok kıyak oldu bu dükkan açmana. Yalnız oğlum, kaydını kuydunu tutturdun değil mi? Zabıta falan basarsa sakata gelmeyesin. Mesut abi, bana her şeyi de ama kaydını kuydunu tutturdun mu? Zabıta gelirse bilmem ne olur falan filan değil mi abi? Tamam beleder demeyiz ya, Allah Allah, kütük Ali. alarım. Bekir. Abi çaktırma. Abi çaktırma, hiçbir şey söyleme, gözünü seveyim. Kaçak olduğunu da söyleme, biliyorsun kraldan çok kral değildir. Gel. Selamun aleyküm. Aleyküm selam beleder. Hayırdır, neydi siz burada? He? Kim?
kim? Siz? Biz. Evet. Ya birader sen ne acayip adamsın ya. Hadi değil ama. Bize bak bak soruyor. Ne yapıyorsun ya? Ne? Ulan var ya. Ne? Komik adam var. Hele şunu tipine bak. Ya biz. Ne yapıyoruz oğlum biz ya? Allah. Ya laf mı şimdi seninkisi birader? Yani biz ne yapacağız ya işte. Batık Ali bana, Mesut abiciğim bana her şeydi ama şunu bunu deme diyordu ya. Ne diyecek işte? İyi de bu ne der? Bir dakika, bir dakika. Sen burada ne yapıyorsun ya? Ha? Susmuş kahvede değil mi? Hani orada duracaktın sen? Ya yok canım, o gitti. Ama o senin dediğin kız var ya, o geldi. Yani o gitti, o geldi. Allah'ım! Allah'ım! Bismillah. Ya susmuş gidiyor, kız geliyor. Kız gidiyor, susmuş geliyor. Tamam. Sen bana balataları sıyırtacaklar ya. Bana balatayı sıyırtacaklar ya. Mesut, Mesut, Mesut abiciğim. Allah Allah. Merhaba Putik. Merhaba. Sen neydin sen burada? He? Ambur'da neydin sen? Nerede neydin sen? Neydin? Ya Ambur'da neydin sen bu dükkanın önünde? Ha, ha ben şey yapıyorum, Bekir abi, duruyorum burada işte, dükkanın önünde duruyorum. Ne? He. Şey, Ergun abi dedi ki, dükkana göz kulak ol dedi. Ben de göz kulak oluyorum. Ergun Plak dükkana göz kulak ol dedi. Evet abi. Peki kendisi nerede? Kendisi ne? Yoksa mahalleye geri mi dönecek? Kendisi nerede bilmiyorum Bekir abi ama dönecekmiş. Değil mi? Evet, vallahi dönecekmiş. Ulan ne iyi olur ha. Merhaba, o zaman sen şey et. Kapat kefengi. Ben kapatayım. Ben eve giderim hadi. Tamam, tamam abi. Sen hiç merak etme. Ha, tamam. Tamam. Rüyada gibisin kaç gündür. Aa, yok değilim. Öylesin. Ben anlamam mı? Öylesin. Abin de öyle. Ya suratından düşen bin parça o... Abin şeye üzülüyor tabii. Ergun gitti ya. Hani kapattı dükkanı. Galiba ona üzülüyor. Anneciğim, ben sana bir şey söylemek istiyorum. Söyledim, abine de söyledim ben. Dedim ki... dedim yani kendi kararı. Giden gider dedim, şimdi herkesin kendi hayatı var. Hiç öyle dedim. Arkasından ağlamaya gerek yok dedim. Abine de. Gitmiş yani. Kendi karar vermiş. Bir kız varmış Ergun'un sevdalı olduğu mahallede. Ondan gitmiş diyorlar. İşte. Demek kız şeymiş, okumuş bir kızmış da. Baktı Ergun'da herhalde olacak gibi değil. Hani hiç denk değiller böyle. O işin sonu bir böyle selamete ermeyecek. Mutlu olamayacaklar. Dedi herhalde kendi kendine Ergun'da. Öyle karar verdi. Gitti ya, helal olsun. Dedim ben de o kararı vermek de zor. Öyle gitmiş. Peki bunu yani... Kim bilebilirmiş ki? Belki de çok mutlu olacaklar. Ciddi. Ciddi. Bak
Kız okumuş diyorum. Okumuş kız. İşte Ergun'la ikisi bir mi? Kızın böyle kendine göre, değil mi, olması gereken, kendine göre bir kısmet bulması, evlenmesi, böyle işi gücü yerinde olan, sese gaz geleceği olan biriyle evlenmesi gerekir. Ergun işte ne uzuyor, ne kısalıyor. Çok iyi çocuk, çok iyi çocuk ama işte onun da durumu bela. Diyor mu, SSK'sı bile yok. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hı. Onun da Bağkur varmış. Tamam. İşte evet de. Allah yolunu açık etsin. Esnaf karısı olmak zor çünkü. Hani öyle güvence falan ama üç gün kazanır, iki gün kazanmaz. Yani görmüyor musun işte etrafta hep böyle... Neyse yani hani öyle bir karar vermiş o da. Çekmiş gitmiş. Giden gider. Peki ya Ergun abi geri dönerse? Yani inat ederse o zaman ne olacak? Etmez. Etmez. Etmesin bu iş böyle sessiz sedasız kapansın gitsin. Hani en doğrusu bu. Bence bizim şimdi yani bizim işimiz değil, biz karışamayız tabii böyle şeylerimiz. İlgilendirmez bizi de. Hani kızın bir abisi varmış. Diyorlar ki eğer görürse, duyarsa diyorlar. Parçalar Ergun'u diyorlar. Ben tanısaydım, o kızı ben tanısaydım var ya, derdim ki ona, hiç üzülme derdim. Vallahi. Geçer gider derdim, unutursun derdim. Ha, kendi yuvanı kur, anneciğim sana bulsun böyle hayırlı bir kısmet. Onunla güzelce hayatını kur, çoluğunla, çocuğunla mutlu mutlu yaşa derdim. O kızı tanısaydım eğer. Gençlik hevesi geçer gider. Gençlik hevesi geçer gider. Geçer gider. Geçer gider. Geçmezse? Geçer, geçer. Geçer, geçecek. Gözünde neler 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 geçiyor. Bu mu geçmeyecek? Her şey geçer gider. Herkes de güzel güzel hayatına bakar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İşimiz gücümüz var bizim. Güzel güzel. Çok zormuş çekmek böyle bir çile.
Arkadaşım, eninde sonunda her şey tatlıya bağlanır, merak etme. Ha? Nasıl bağlanacak Gülden ya? Ya nasıl bağlanacak? Sen annemle konuşmamızı duysaydın. Ben annemden medet umuyordum. Hı. Annem her şeyi biliyormuş zaten. Hı. Yani biliyorum demiyor tabii. İma eden cümleler kurdu yani. Olmaz, hayatta olmaz demedi ama onu ima eden cümleler kurdu yani bana. Anlıyor musun? Galiba, yani tahmin ediyorum, Çağatay da biliyor. Çünkü bana bazen böyle çok ters davranıyor yani. Ama bak, ben sana bir şey söyleyeceğim. Hı. Ya ben de sen annenle Çağatay'ı boş ver, tamam mı? Eğer sen kendin Ergun'la bir gelecek kurmak istiyorsan, burada çözeceğin kişiler babanla Ahmet. Sen onları ikna etmelisin önce. Bence onlarla git konuş. Ha? Ya Gülden nasıl konuşacağım? Baban da... Abinle konuş diyorsun bana ya. Evet. Ya abim duysa yani öğrendiğini düşünsene. Parçalar yani Ergun'u. Ne? Nazlı, sen Ergun'u seviyor musun? Ahmet beni seviyor mu? Hı. Ahmet benimle beraber olmak için neler yaptı bunu sen biliyorsun. Ahmet senelerce beni okul yolunda bekledi Nazlı. Bunu Ahmet'ten daha iyi kim anlayabilir? Sen bana söyle bunu ya. Ha? Geçmişsin karşıma böyle korkuyorsun. Neden korkuyorsun Nazlı? Korkma. Sen... Git ikna et bence Ahmet'i. O seni anlayacak. Ya, olabilir aslında tabii ya. Peki. Ya benim abim aşktan anlar yani. Tabii ki Ahmet aşktan anlar. Benimle evlenmek için neler yaptı Nazlı? Git karşısına de ki ben Ergun'u seviyorum de. Eminim ikiniz için de çok sevinecek. Ay ben emin değilim. Vallahi ben gerçekten yani bence delirecek. İyi, yani. O zaman duracak bir şey yapma. O zaman bir şey yapma. Ergun da orada kalsın hayatım. Sen de burada böyle acıdan kıvran. Tamam mı? Harika. Ahmet böyle mi yaptı? Ahmet böyle yapmadı. Ahmet benim peşimden koştu. Ben onun suratına neler yaptım, neler yaptım sen biliyorsun. Git diyorsun yani, soy git, diyorsun. Git, sevginin arkasına dur. Tamam, ben o zaman ben bir deneyeyim, tamam mı? Tamam, Ahmet sen onu da biliyorsun. Tamam, peki delirse ne yapacağım? Ne yapacaksın? Ağlayacaksın, sen kızsın ya, kız kardeşisin, omzuna atla. Abi de onsuz yaşayamam, öleceğim onsuz de. Biraz gözyaşı erkekleri yumuşatır. Hadi. Gözyaşı tamam. Tamam böyle hadi. Tamam. Tamam seni de şimdi. Tamam. Tamam. Bak, ya işte, delirirse delirsin bir ya. Şey olmaz, Allah, bir şey olmaz. Allah Allah. Bak bir şey söyleyeceğim. Delirsin yani. Ya bak ya oldu da Ergun'la seni öğrendi ve kabul etti. Gitti Ergun'u buraya getirdi. Önce sözlendiniz sonra nişanlandınız ve belki de çiftte düğün yapırlar. Ya.
arkadaşım. Ay, olur mu acaba? Çok güzelmiş. Tamam, hadi dur. Hadi. Şimdi ağlamayayım da şimdi görmesin de sonra. Konuşurken mi ağlayacağım? Hı. Ama ben sizi yalnız bırakayım, tamam. Siz böyle ikiniz konuşun daha iyi olur. Tamam, sen git, ben onunla konuşacağım. Tamam. Sonra da babama söyleriz. Söyleyeceksin. Tamam, söyle. Fehmi amcadan var. Anlayışlı adamdır o. Tamam, deneyeceğim. Hadi gel. Oh, hadi. Hadi sakın küçük. Hadi. Neyse. Görüşürüz Nazlı'cığım, tamam mı? Tamam canım, görüşürüz. Ahmet, görüşürüz. Ya Gülden. Bizim muhtar çok güzel bir ev bulmuş. Akşam ev sahibi gelecekmiş, beraber bakar mıyız? Tamam canım, bakarız tabii. Hadi hoşça kalın. Görüşürüz canım. Görüşürüz yollarda, hüzünden, mutluluktan.